Sevgili Tarım Kuşağı izleyicileri, bu hafta sizlere değişik bir işletme, değişik bir firma, değişik bir arazi uygulaması, toprak ıslahı yapan bir firma, toprak ıslahı üzerine çalışan bir çiftlik göstereceğiz. Bu çiftlik Konya, Karaman, Ereğli üçgeninde bulunan Akgöl'de faaliyet gösteriyor. Bu firmanın getirmiş olduğu teknoloji Amerikan teknolojisi. Amerikan teknolojisi ile işlemesiz tarım yapıyorlar. Buna uygun ekipmanları var. Toprakları hiç işlemeden sadece direkt ekim makineleriyle ekim yapıp daha sonra da ürünlerini hasat ediyorlar. Hangi ürünleri ekiyorlar, kaldırıyorlar? Direkt ekim makineleriyle yonca ekiyorlar. Direkt ekim makineleriyle arpa ekiyorlar, mısır ekiyorlar. Bunları hasat edip hayvanlarına yediriyorlar ve bu şekilde çiftliğin döngüsünü sağlıyorlar. Yaklaşık 4 yıl önce burası Akgöl bataklığı, Akgöl Gölü yatağı olarak bulunan çorak bir arazi. Yüksek miktarda tuzluluk içeriyordu. Fakat şu anda burada tarım başladı, tarım yapılabiliyor. Artık tarımla ilgili çalışmalar yürüyor. Size bu örnek hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, görmüş olduğunuz makine bir sene önce arpa ekili olan tarlaya anızını bozmadan direkt yonca ekimi yapabiliyor. Makine ön taraftaki ekici ayakları ile anızın üzerinde direkt işlemini yapabiliyor. Bu sayede de direkt işlemesiz tarım yapıp çalışmayı yapabiliyorsunuz. Metre 15 santim iş genişliğinde bir makina, 48 adet ekici ayağa sahip bir ekim makinesi, doğrudan ekim makinesi. Bunu yakından inceliyoruz değerli Tarım Kuşağı izleyicileri. Makinenin ekici ayaklarını yakından görüyoruz. Mekanik bir makina, mekanik bir şekilde ekim yapıyor. Değişik bir ekim ayağı sistemi var. Tohum ve gübrenin ayrı ayrı verildiği hortumlara sahip. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, görmüş olduğunuz gözler makinenin gübre ve tohum gözleri. İşte burada ekim ayarı için ilgili tablolar mevcut. Tohum gözünde
yonca tohumunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yonca tohumunu buraya koymuş arkadaşlarımız. Arka tarafta da gübre gözü var. Yine gübre ekim için ihtiyaç duyulan gübreyi de arkasından makine rahatlıkla veriyor. Bu sandığa ve ekim sistemine sahip 4 tane göz görüyoruz. Makinenin iç genişliğinin 9 metre 15 santim olduğunu da biraz önce sizlere söyledim. Bu şekilde doğrudan ekim yaparak hiç sürüm yapmadan arpa tarlasına yoncayı ekiyor. Ekim işlemi tamamlandıktan sonra da arkasında baskı tekerlekleri sayesinde ekim yapılan alana bir baskı uygulayarak tohumun sıkışmasını sağlıyor. Bu şekilde de tohumun toprakla örtüşmesini sağlamış oluyor. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, şimdi de doğrudan ekim yapan bir mısır mibzerinin başındayız. Bu pneumatik mibzer, havalı mibzer malum. İçerisinde gübre ve tohumunu ayrı ayrı bulunduruyor. Burada görmüş olduğunuz sandıklarda gübreyi görüyoruz. Taban gübresini ekimle birlikte veriyor sistem. Ve değişik bir ekim ayağı var. Gördüğünüz gibi mibzerin önündeki ekici ayaklar tohum yatağını hazırlıyor. Daha sonra da mibzer ekimini kendisi gerçekleştiriyor. Tarlanın tekrardan sürülmesine gerek yok. An hızlı tarlaya direkt pneumatik bir şekilde mısır, ayçiçeği, pancar, fasulye hangisi gerekiyorsa onu ekiyor. Ama buradaki çiftlikte uygulama mısır ekimi üzerine silajlık mısır ekimi yapılıyor. Gördüğünüz gibi makina büyük bir makina. 8'li bir makine, 8 tane ayağı var, 8 ekici üniteye sahip ve 8 ekici üniteyle birlikte ekim yapıyor. Burada tohum gözlerini görüyoruz. Tohum gözlerinde tohumlarını yüklediler arkadaşlarımız. Ekim burada görmüş olduğunuz ekici ayaklar ile yapılıyor. Ekici ayaklarının arkasından da baskı ekipmanları ve baskı disklerini görüyoruz. Bunlar da ekimden sonra mibzerin sıkıştırılmasıyla ilgili çalışma yapıyor. Gördüğünüz gibi uydu bağlantılı ekim sistemi burada kullanılıyor. Ekim sisteminde traktörü tarlanın içerisinde görebiliyoruz. Göster bakalım parmağınla. Traktörün gideceği yön, ekim sırasını koyacağı yer belli. Kırmızı çizgi ekimin kaldığı nokta zannedersem, değil mi? Evet. Oradan da ekim yapılacak ve o şekilde başlayacak. Aynı zamanda bilgisayar motorun yakıt tüketimini, yakıt sarfiyatını, zamanı ve ekim alan miktarını da tek tek gösteriyor. Buna göre de hiçbir markör ayarı yapmadan direkt ekim yapabiliyorsun. Evet. Bakalım nasıl ekim yapacak. Başla bakalım.
Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, işte anıza ekim için uygulanan tarla burası. Geçen senenin sapları tarlada. Onunla birlikte toprağın altında nem var. Çok rahat bir şekilde nem gözüküyor. Artık Nisan ayının 20'sine geldik Konya'da. Birçok arazide sulama çok zamandır yapılmasına rağmen burada anızın sapın altında toprak nemli olarak tavuğunu hala tutuyor. İşte bu tavlı toprağa da şimdi direkt ekim makinesiyle mısır ekimi yapılmış olacak. Gördüğünüz gibi Tarım Kuşağı izleyicileri, tohumlarımız toprak tavında, tavlı olan bölgeye düşmüş ve ekim sıklığında da bir sıkıntı yok. Mibzercinin ekim makinesinin istediği şekilde tohumlar ekilmiş ve tavlı bir toprakta çıkmayı bekleyecek. Yani çıkış için gerekli olan bütün ortam sağlanmış durumda ve toprağın altı da istenildiği kadar nemli olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, burada gördüğünüz gibi mısır tarlası yapılmaya çalışıyor, mısır ekimi yapılmaya çalışıyor ve anıza ekim uygulanıyor. Anıza ekim uygulanırken de farklı bir teknoloji, farklı bir sistem kullanılıyor. Burada bir sene öncesi yetiştirilen anızları tarlada görüyoruz. Kullanılan sistem anızların yok edilmesi ya da yakılması şeklinde ya da toprağa karıştırılması şeklinde değil, onların toprağın üzerinde tutulması ve topraktaki erozyonun ve su kaybının korunması şeklinde bir sistem. Ardından da tabii ki bizim makinelerimizden daha pahalı ama çok daha işlevsel bir makine ile sadece ekim yapılarak, yani sürüm, ikileme, üçleme çalışmaları yapılmadan, toprağın yapısı bozulmadan bu çalışma yapılıyor ve bu sayede de daha az zamanda daha çok yer ekilmiş oluyor, daha az masraf yapılmış oluyor. Burada ihtiyacımız olan sadece bu şekilde çalışabilecek makinelere edinebilmek. Tabii burada bize, sizlere talep eden müşterilere, çiftçilere çok büyük görevler düşüyor. Topraklarımızın sulu ziraat yapılan alanlarda anıza ekim mibzerlerinin kullanılabilmesi için sizlerden talep gelmesi gerekiyor ki Türk makinacısı da, Türk sanayicisi de dünyada olduğu gibi bu sistemleri yapsın. Bu firma, bu tarla sahibi, bu çiftlik sahibi arkadaşlarımız bu teknolojiyi Amerika'dan transfer etmişler ve Amerika'dan getirmiş oldukları makineler, ekipmanları kullanıyorlar. Neden Türk çiftçisi de anıza ekim makinelerini, anıza ekim yapabilen makineleri kullanmasın? Neden Türk makinacısı da bu makineleri yapmasın? Hep birlikte bunları yapabilmemiz için, yapabilmemizi engelleyecek hiçbir sebep yok. Tek ihtiyacımız olan olayı ve sistemi anlayabilmek. Bu sayede hem topraklarımızın nemini korumuş oluyoruz, hem topraklarımızın organik maddesini arttırmış oluyoruz, hem de sulu ziraatta bize çok büyük yük getiren mazot maliyetlerinden kurtulmuş oluyoruz. Evet Tarım Kuşağı izleyicileri, görmüş olduğunuz sulama sistemi de bu işletmede kullanılan sulama sistemi. Central pivot deniyor, yani dairesel şekilde sulama yapan bir sulama sistemi. Hareketini sulama motorlarından alıyor ve gördüğünüz gibi sulama şemsiyeleri, sulama tabancaları toprağın yüzünde ve oradan toprağın üzerine doğru aynı doğal hayatta olduğu gibi sistemik bir şekilde yağmurlama yapıyor. Bu yağmurlama sayesinde hem süreyi ayarlayabiliyorsunuz, hem vereceğiniz su miktarını ayarlayabiliyorsunuz, hem de kullanacağınız gübreleme ve ilaçlama materyallerini burada kullanabiliyorsunuz.
Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, görmüş olduğunuz ekipman uydu bağlantılı navigasyon sistemi yapıyor, yer tespiti yapıyor. Bu sistemle birlikte eğer istediğiniz noktayı tespit ederek ona göre bahçe tesisi, tarla ekimi, yol yapımı bu çalışmaları yapabiliyorsunuz. Tabii ki çok büyük bir işletmede yer tespiti ve bahçelerin dizaynı, tarlaların dizaynı da çok önemli. Traktörlerde olduğu gibi bu sistem aynı şekilde tespit edilen bahçelerin kurulmasında da kullanılıyor. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, şimdi bu toplam 8000 dekar işletme büyüklüğüne sahip olan işletmemizdeki meyve bahçelerinin içerisindeyiz. Meyve bahçeleri de toplamda 1300 dekara kadar bir yer tutuyor. Elma bahçesindeyiz, Bodur Elma bahçesindeyiz. Bodur Elma bahçesinde farklı bir uygulama yapılmış, diğer Bodur Elma tesislerinden farklı olarak. Fidanların altlarına içlerinde volkanik türf bulunan, fındık kabukları bulunan çuvallar konmuş ki fidanların altındaki yabancı ot gelişimi engellensin ve toprağın altındaki nem burada sabit tutulsun diye. Sizin için ben buradaki şeylerin altını biraz açmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi. Açtığınız zaman toprağın altındaki nem hemen karşınıza çıkıyor ve burada bir maçlama çalışması yapılmış ve toprağın üzerindeki bitki örtüsü kapatılarak buradaki yabancı ot gelişimi engellenmiş ve yağışların ya da sulamanın getirmiş olduğu suyun kaybolması, transpirasyonla kaybolması engellenmiş durumda. Meyve bahçesindeki çiçeklenme oranının çok yüksek olduğunu sizlere söyleyebilirim. Aynı zamanda da arıların seslerini duyuyoruz. Tamamen doğal bir ortamda, doğal bir şekilde tarımın yapıldığını, bahçeciliğin yapıldığını bu işletmede görebiliyoruz. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, görmüş olduğunuz bu tarlada da geçen senenin mısır tarlası. Yine uydu bağlantılı navigasyon sistemiyle sıralar birbirine çok paralel bir şekilde olduğunu görüyoruz. Çok düzgün bir ekim yapılmış. Geçen sene tarım yapılmış ve bitmiş. Bu sene ise beklemede önümüzdeki yıl gene buraya üzerine tekrardan mısır ekimi yapılacak anıza ekim makinesiyle. Ve bitki artıklarının toprağa karıştırılmadığını, toprağın üzerinde tutulduğunu, bu sayede de toprak erozyonunun korunduğunu, aynı zamanda da kış yağışlarının toprakta tutulduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, görmüş olduğunuz yonca tarlası da 3-4 yıl önce bir göl yatağı olan bu arazide topraklarda muhafaza ve hayvancılık için yapılmış olan bir yonca tarlası. Rengine ve gelişimine bakarsak gayet başarılı bir tarım yapıldığını sizlere söyleyebiliriz. Buradaki yonca üretimi de gene çiftliğin kendi ihtiyacı olan yonca üretimi için yapılıyor. Hayvancılık tesislerinin ihtiyacı olan yonca üretimi için yapılıyor. Elde edilen yonca da kendi hayvanlar için yediriliyor. Oradan elde edilen gübreler de gene araziye bir döngü içerisinde verilerek ve gerekli verimin sürdürülebilir sağlanması yapılmış oluyor.
Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, görmüş olduğunuz gibi burada toprak ıslahı amacıyla çeşitli toprak materyalleri, toprak katkı maddeleri bir arada karıştırılıyor. Volkanik cürüf, perlit ve diğer maddeler birbiriyle karıştırıldıktan sonra fidancılık yapacak, meyvecilik yapılacak olanlarda fidanların ihtiyacı olan, havalandırmayı sağlayacak olan, tabii bu topraklar için özel hazırlanmış bir karışım, fidan köklerine yakın olacak şekilde hazırlanan setteler yapılıyor. Ve bu settelere meyve fidanları ya da asma çubukları dikiliyor. Bu sayede de toprağın ıslah edilmiş olması ve asma çubuklarının yaşayabileceği bir ortam sağlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, hazırlanmış olan o karışım toprağın üzerine bir sette olarak seriliyor. Ve serildikten sonra da bu karışımın üzerine asma çubukları standart bir sıra ile, düz bir sıra ile dikiliyor. Bu sayede asma çubuğu tesiste kurulmuş oluyor. Asmanın ihtiyacı olan toprağın havalandırılması bu zorlu şartlarda sağlanmış oluyor. Burada kesinlikle bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemiyoruz. Buradaki yapılan çalışma sadece buradaki topraklar için, bu göl yatağındaki geçirimsiz, kirli, ağır ve havasız toprak için yapılan bir çalışma. Tuzlu bir toprak için yapılan bir çalışma. Bu çalışmayı biz bütün çiftçilerimize kesinlikle önermiyoruz. Buradaki gösterilmek istenen bir örnek, toprak ıslahına bir örnek. Burada anlatılmak istenen ana konu şu: benim topraklarımda, bizim topraklarımızda, bölgemizin topraklarında asma yetişmez, elma yetişmez, meyvecilik olmuyor gibi anlaşılmalara kesinlikle gidilmesin. Artık günümüzde topraksız tarım diye bir teknoloji var. Topraklı tarımda da hakeza toprak ıslahı diye metotlar var. Eğer güneşiniz varsa, eğer suyunuz varsa ve bunları muhafaza edebileceğiniz bir bölgeniz varsa, bazen seracılık ortamlarında, topraksız tarımda, bazen de böyle açık alanda toprak ıslahıyla uygun ortamlar yaratılarak ve de uygun asma çeşitleri, uygun elma çeşitleri, uygun meyve bahçesi çeşitleri tercih edilerek, sizin modern teknolojiyi, ziraat ilmini kullanarak tarım yapmanız mümkün, meyveciliği yapmanız mümkün. Biz bu örneği size anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa kesinlikle her çiftçimiz bunu yapsın ve ıslah yapsın, topraklarına bu şekilde karışımlar hazırlasın demiyoruz. Burada anlaşılması gereken, meyvecilik yapacak olan, tarla ziraatı yapacak olan kişilerin topraklarının kötülüğünden dolayı şikayetçi olmamaları, onları ıslah edebilmek için organik madde katkısı sağlayabilecek şekilde efendime söyleyeyim, gerekli kimyasalları ve dolgu maddelerini sağlayarak ona katkı yapacak şekilde bu ortamları oluşturabileceğidir ve bu şekilde bir tarımın yapılabileceğidir. Buranın görüntülerini biz size programımızın başında tekrar göstermiştik. Şimdi tekrar gösteriyoruz. İşte gördüğünüz gibi böyle bir göl yatağından, hiç bitkinin yetişmediği, yabancı otların bile yetişmediği böyle bir yataktan artık arpa ziraatı yapılan, yonca ziraatı yapılan, mısır ziraatı yapılan, aynı zamanda meyvecilik yapılan, elmacılık, kirazcılık, asma yetiştiriciliği, üzüm yetiştiriciliği yapılan bir tarlaya kavuşmuş durumda buranın üreticileri, buranın sahipleri. Burada önemli olan teknolojiyi kullanabilmek, teknolojiyi transfer edebilmek, ilimin, irfanın emrettiği metotları arazimizde uygulayabilmek. Tabii ki bu bir güç meselesi, tabii ki bu bir maddi güç meselesi, imkan meselesi. Ama şuradan seslenmek istiyorum. Bütün çiftçilerimiz de meyveciliğin ya da tarla ziraatının yapılabileceğini görsünler istiyoruz. Çünkü artık ilim, irfan çok ilerledi ve teknoloji bize birçok bitkinin yetiştirilmesine imkan sağlıyor. Gelecekteki programlarımızda sizlere bu işletmenin daha yeşil, işte Haziran ayında, Temmuz ayında mısırları büyüdüğü zaman
Arpalar hasada geldiği zaman, yoncuları daha büyüdüğünde, meyve ağaçları meyve verdiği zamanki görüntülerini de sizlere getireceğiz. Bu sayede komple bir dizi halinde toprakların ıslah edilerek nasıl nelerin başarılabileceğini sizlere göstermeye çalışacağız. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, şimdi yanımızda bir misafirimiz var. Kendisi Mr. Romert van den Bos. Kendisi Hollandalı bir uzmanımız. Biliyorsunuz daha önceki programlarımızda da PUM Derneği'nden misafirlerimiz olmuştu. Yani Almanya'da, Hollanda'da bulunan PUM organizasyonundan uzman arkadaşlarımız bulmuştu. Kendisi de biyolojik gübreleme konusunda, bakteriyolojik gübreleme konusunda uzman bir misafirimiz. O da tesadüf etti. Bu işletmemizin ziyareti sırasında bizimle beraberdi. Kendisine sormak istiyorum. Neler düşünüyor bu ziyaret hakkında? Neler söyleyebilir? Bu işletmenin tarım hakkında neler söyleyecek bizlere? Mr. Van der Voort, what do you think about this farm, this agriculture system? This is enormous. The size is impressing. And I'm impressed by this irrigation system. Yeah. And knowing that the water is not taken from the soil so that it would be depleted, but it comes from the mountain, from wells and lakes and rivers in the mountains, I think this is a very good system. Yeah. And I was told that the yield of maize can be up to 10 tons per hectare, which is excellent, and there is a lot of sunshine. Yeah, yeah. Only water is missing. Okay, yeah. Just a minute, sir. Kendisi diyor ki buradaki kullanılan sulama sistemi benim çok ilgimi çekti. Sulama sistemini çok başarılı buldum. Buradaki sulama sistemi çok doğal gözüküyor ve yeteri kadar da sulama yaptığını gördüm. Ve konuşmaların, incelemelerin neticesinde de dekardan 1 ton, toplamda hektarda 10 ton verim alındığını, mısır verimi alındığını, bunun da çok güzel bir verim olduğunu gördüğünü söylüyor. Yes, what do you think about the sustainable agriculture? I think that sustainable agriculture will have the future. Yeah, okay. And I cannot exactly tell that this is sustainable here, but certainly what I saw day before yesterday in the farm with all these 1,200 cows, this is a very good start for a sustainable system because it makes a circle. Yeah. The inputs are used by the animals and the outputs are transformed into the Verbio fertilizer, yeah. The manure, and it goes back to the farmers. So this is essentially a sustainable circular structure, and this is what needs to be done in the future. Yeah, okay. Because otherwise we will all perish on this world. Yeah, okay. Except for the bacteria. Okay, of course. Kendisine şunu sordum ben. Çiftliğin, yani buradaki yürütülen tarım sisteminin sürdürülebilir olması hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum. Cevap olarak da bize sürdürülebilir tarım sistemi açısından burada çok başarılı işler yapıldığını ve döngünün sağlandığını, yani 250 başlıkla başlanmış bir çiftlik kurulduğunu, bu çiftlikten elde edilen gübrelerin toprağa verilmesi için çalışma yürütüldüğünü, gelecekte de bunun yürütüleceğini gördüğünü söylüyor. Zaten sürdürülebilir tarımın da ancak bu döngüyle sağlanabileceğini düşünüyor. Bu şekilde olmasının bizim de geleceğimiz olduğunu bizlere söylüyor. Mr. Romert, what do you think about the European agriculture system and USA agriculture system? What's the difference? Well, there are many differences, but one is the extension. The United States has large fields like this. Yeah. Very large field. My country, Holland, is very intensive agriculture. That is a big difference. It is also is a difference that GMOs, genetically modified organisms, are not very well accepted in Europe. There are exceptions, but are not very well accepted. And in the United States and other parts of the world, this is normal business. Yeah. Yeah. That is a difference. That's an essential difference. Yeah. Kendisine şunu sorduk. Dedik ki Avrupa'daki, yani bizim de biraz Avrupa'ya benzer şekilde tarım yaptığımızı düşünürsek, Avrupa ile Amerika'daki sistem arasındaki fark nedir? Tarımsal sistem arasındaki fark nedir? Bunlara neler söyleyebilirsiniz dedik. Ve cevap olarak da bize, birinci olarak Amerika'daki sistemin çok geniş arazilerde ve geniş çiftliklerde yapıldığını, aynı buradaki çiftlik gibi, ki biraz önce programımızda size söyledik, bu çiftliğin büyüklüğünü 8000 dekar olarak sizlere söylemiştik. Böyle büyük arazilerde yapıldığını ve buna göre
bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Ama Avrupa'da, mesela kendi ülkemde Hollanda'da çok daha küçük işletmeler bulunduğunu ve buradan kaynaklanan çok büyük farklar olduğunu söyledi. İkinci fark olarak da genetiği değiştirmiş organizmalar, yani GDO organizmalarından bahsetti. GDO'lu organizmalar Amerika'da kabul edilen ve tarımı yapılan, tüketimi yapılan bitkiler var. Biliyorsunuz kendisi bunlardan bahsetmedi ama mısır ve soya gibi bitkilerden bahsediyor. GDO sistemini, yani genetiği değiştirmiş organizmaları Avrupa'nın kabul etmediğini ama Amerika'nın kabul ettiğini ve buna göre yürüdüğünü gösteriyor. Mr. Romert, I think it's a big difference. USA agriculture system and European agriculture system, like us, like Turkey. And I think we must be careful because we need the new technology, import the new technology, and we must be careful because agriculture is the contact with soil and weather, right? I would like to add one thing. You asked about sustainable agriculture. Agriculture is only really sustainable when the output in biomass is more than the input in energy from fossil fuels. And this is certainly not the case in the United States. They consume enormous amounts of fossil fuel in the machinery, and the output is lower. So in the long run, this cannot be sustainable. Yeah, okay. And we have to think about that, sustainability. Yeah, and I think very important microbial, biologic applications. Yes, absolutely, yes, okay. Okay. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, burada konuşmuş olduğumuz sohbette de şunları konuştuk. Dedik ki, ben şöyle söyledim, Mr. Romert, büyük farklar var. O yüzden büyük farklar olduğu için biz de Türkiye olarak tarımsal teknolojiyi ithal ederken, bu tohum olabilir, ilaç olabilir, gübre olabilir, bunları ithal ederken, bu teknolojiyi transfer ederken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunları söyledim. Aynı zamanda kendisi de bizlere sürdürülebilir tarım için biyokütlenin, yani biyomasın toprağa verilmesi gerektiğini, biyokütlenin toprağa verilmesi gerektiğini, bu sayede toprakta bulunan mikroorganizmaların faaliyete geçeceğini ve toprağın canlılığının süreceğini söyledi. Ama kendisinin tespiti şudur ki, Amerikan sistemiyle Avrupa sistemi arasında çok büyük farklar var. Avrupa'daki sistemde bir döngü var ve hayvancılıktan elde edilen gübre devamlı olarak toprağa veriliyor ve toprağın canlılığı sürdürülmeye çalışılıyor. Onun tavsiyesi şudur, aynı bu çiftlikte olduğu gibi hayvancılıkla ilgili elde ettiğimiz gübreyi topraklara kazandırmamız gerekiyor. Mr. Romert, thank you very much. Enjoy. Thank you. I enjoy staying here. Okay. And I was impressed. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, bu hafta sizlere bir toprak ıslahı örneğini, bir toprak ıslahı çalışmasını, bir büyük çiftlik yönetim sistemini sizlere getirmeye çalıştık. Burada misafirlerimiz oldu. Burada çalışmaları yerinde göstermiş olduk size. Sizlere Anıza Ekim uygulamalarını yerinde gösterdik. Anıza Ekim'de yonca ekimini, Anıza Ekim'de mısır ekimini devasa makinelerle göstermeye çalıştık. Aynı zamanda toprak ıslahı yapılarak meyvecilik yapılma tesislerini gösterdik. Meyvecilikte yapılan çalışmaları gösterdik. Ve bu sayede sizlere büyük bir örneği, büyük çapta bir örneğe getirdik. Burada gelecekte artık aynı şekilde bu çiftliğin başka görüntülerini sizlere getirerek bunun nasıl devam ettiğini, yeşilliğin nasıl ortaya çıktığını ve gelişmenin nasıl olduğunu sizlere göstermeye çalışacağız. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyoruz.